Lagari Hasan Çelebi. Gerçekten var Evet abi. mıydı roket ile İşte havalandı aynı mı? şeyler geçerli. Lagari Hasan Çelebi. Aynı şeyler geçerli. Ben yalnız bir şey hatırlıyorum. Yani anlatıda mesela şey diyor işte kaç diyor? 50 okkalık diyor roket. İşte 70 kilogram falan filan. Bir ara ben bir yanlış hatırlamışım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir hesaplama yapıldığını hatırlıyorum. İşte o kadar barutla uçulabilir miydi falan filan. Hani o yanlış hatırlamıyorsam onun neticesi yani eğer öyle bir roket yapıldıysa uçulabilir. O kadar roket şeyle, o kadar barutla işte ortalama 70 80 60 70 kiloluk birisi fırlatılabilir miydi, fırlatılamaz mıydı falan. Öyle bir farazi bir hesaplama yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama dediğim gibi yine aynı şey geçerli. Aynı Aynı şey şey geçerli. geçerli burada Onu da da. açalım Hani o zaman. Şimdi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini açtığımızda aslında dediğim gibi yani 8250 sayfada uzay konusunda ayırdığı sadece yarım sayfa var arkadaşlar. 3 Üç paragraf işte. paragraf. Hezarfen Ahmet Çelebi ile alakalı şu gördüğünüz sadece 7 satır, 7,5 satırdan ibaret Evet. bir yazı var. 50 Lagari kişiye Hasan... barut macundan 7 kollu bir fişek. Yani işte roket icat edip saray burnunu hünkâr huzurunda derya üzere yani denizin üzerinde Fişeğe... bir şeye lagari binip şakirtleri şeye ateş edip yani ateşlediler o yardımcıları. Lagari padişahım seni hüdaya ısmarladım. Allah'a ısmarladık. İsa Nebi ile kelime ben İsa Nebi ile yani İsa Aleyhisselam'la görüşmeye gidiyorum Ha, İsa'nın diyerek gökte olduğu, hala hani gökte biraz olduğu böyle inancı, değil evet yani şey yani orada biraz şaka yapıyor latife yapıyor işte yani biraz miraca çıkar gibi. Ondan sonra hatta döndüğünde padişahım İsa Nebi padişahıma selam şey padişahım İsa Nebi padişahıma selam söyledi deyi selam eyledi deyi şaka edip bir kese altın ve 70 akçe ile zümre-i sipahından olup yani bu durumda da artık bu şey lagari sürülmemiş ama ona da bir kese altın. O kendi isteğiyle Kırım'da Selamet Gerayhan'ın hükümdar orada hüküm süren onun yanına gitmiş orada ölmüş anlatılana göre. Yani burada da yine benzer bir hikaye. Tabii burada sürülme söz konusu değil. Burada kese altın ve kendisi Kırım'a gidiyor. Burada Aynı da şeyleri şey Hasan soruları var. Lagari şey, İnfilak Lagari etmemesini Çelebi nasıl şöyle yapıyor. sağlamış acaba? Sonuçta barut fırlatıyorsun. Roket teknolojisi öyle diyeyim. O, mesela 13. yüzyılda Memlük döneminde, Eyyubiler döneminde kaleme almış olan askeri eserler var. Ateşli silahlar, silahlar üzerine bazıları da özelde ateşli silahlar. Mesela Hasan el Rammah var. Eserlerinde bir de şey var. Topkapı Sarayı'nda İbn Zerkaş yanlış şey yapmıyorsam, telaffuz etmiyorsam. Orada da mesela roket tasarımları var. Barut terkipleri var Barut farklı farklı. roket mi yoksa yani sadece savaşlarda kullanılmak üzere? Ya roket ama şey tabii yani savaşlarda kullanılmak üzere. Yani Evet. insanı taşımak için değil. Değil O tabii. bu bağlamda aslında Evliya Çelebi'nin hikayesi İslam tarihinde bir roketle bir insanın taşındığının hikayesini anlatan ilk eser olabilir. İlk de Hemen olabilir yani ilk hikaye. çıkıyor. Hezarfeni sürüp lagariyi sürmemek biraz mantıksız. Ya işte yani o neden öyle oldu öteki olmadı. O da enteresan tabii. Ama şey var işte o yüzden bak devamlı diyorum ki bu yani şimdi Hasan Lagari bir efsane olabilir ama roket teknolojisi var mıydı? Vardı. Yani şimdi Yazma Eserler Kurumu'ndan takip eden arkadaşlar görmüşlerdir. Humbaracı Ali Ağa mıydı? Yanlış. Bayramoğlu Ali Ağa mıydı? Böyle 18. 19. yüzyılda mesela Osmanlı'da kullanılan roketlerin tasvirinin yer aldığı, tarihlerinin yer aldığı yazmalar tıpkı basımlarıyla birlikte ve şeyleriyle birlikte, transliterasyonlar ile birlikte yayınlanıyor. Yani böyle bir şey var. Yani o roket teknolojisi altyapısı var. Ama insanla uçurmak ayrı bir şey tabii. Bir de insanla uçurup güvenli bir şekilde indirmek o da ayrı bir şey. Yani Doğru burada yine ayrı bir... indirmek 300 feet yazıyordu değil mi bir yerde? 300 feet civarı bir şeydi. 300 feet sanırım Neyi? 100 metre. 300 feet kadar yükseldi. 100 metre kadar yükseldi. Öyle bir yerde öyle bir şey yazılar gördüm de bir yerlerde. Öyle bir sayı Ha, vardı. orijinal metinde kaç geçiyor? Orijinal Ne kadar metini yüksekliğinden bahsediyor bilmiyorum. Bak. hemen bakalım orijinal metinde. Ben Elif anlamıyorum ama Nagin'i Devci Asuman'ın üzerine 50 bildiğim bukiye vardı mı? bildiğimiz. Ben göremedim burada bir yükseklik şeysi birimi. O zaman bu da insanların şöyledir Yüz... diyebileceği bir sayı olsa gerek. Çünkü eğer burada Ya yazmıyorsa zaten başka bir ben kanıtı burada yok göremedim bunda. açıkçası. Yükseklik birimi göremedim o dönem şeysiyle yani bir uzaklık veya yükseklik şeysi. Mesafe daha doğrusu. Yani Burada da yine şöyle bir yorum var. Bunun olması daha mantıklı açıklaması olabilir. Roket demeyelim de küçük toplardan teşkil edilmiş roket benzeri bir mekanizmanın ateşlenme sonucu barut ile bir miktar kuvvet elde ederek havalanması mümkün olsa da sorun konmasıdır ziyadesiyle demiş. yok yok top değil. Burada bildiğimiz roket. Çünkü o bilinen fişek. Yani fişek diyor zaten. O da bilinen bir şey yani. O dönemde kullanılan bilinen bir şey. Hatta roket tarihine baktığınız zaman hani İslam tarihi açısından değerlendirdiğinizde mesela Congreve roketleri var. Bu İngilizlerin geliştirdiği. İngilizler bu Hindistan'da Mysore kaplanı aslanı olarak bilinen Tipu Sultan'la savaşırken
Tipu Sultan ve yanlış hatırlamıyorsam oğlunun geliştirdiği roketler var. O roketlerden ilk önce İngilizler dehşete düşüyorlar. Sonra sultanı yenince o krallığı şey sultanlığı da ele geçiriyorlar. Hatta kütüphanesinin büyük bir kısmı bu sultanın şeyde İngiltere'de. O roketleri de götürüyorlar. Sonra Congreve adındaki bu mühendis İngiltere'de bu roketlerden yola çıkarak bir geliştirilmiş versiyonunu geliştiriyor. Yani böyle bir bağlantı da var. Yani İngiltere'deki roket teknolojisinin temelinde Hindistan'da bir hükümdarın, Müslüman bir hükümdarın geliştirmiş olduğu roketler var yani savaşta kullandığı. Ucunda böyle mızrağın ucunda böyle metal yanlış hatırlamıyorum. Roketler. Tahminen Bunu yıl kaç? ararsanız 18. yüzyıl. Hatta bilimsel 18. makaleler falan da Ha. var. Bu yanlış hatırlamıyorsam ben okumuştum çünkü bir ara. Congreve Rockets diye bir de Tipu Sultan diye ararlarsa arkadaşlar Google'dan mutlaka çıkar birkaç referans veya bir şey. Onunla alakalı detaylı bilgi. Yani askeri teknolojide kullanılan bir şey. Roketler kullanılıyordu, vardı, biliniyordu. İşte nasıl fişek yapılır. Ama tabii burada dediğim gibi burada özel olan, özel bu hikayeyi özel kılan. Yani burada bir insanı kaldırabilecek kadar roketin birleştirilmesi, bir uçuş gerçekleştirilmesi, daha sonra güvenli bir şekilde inmesi. İnmesi. Evet. Ve bu bağlamda da bunu teyit edebilmemiz için herhangi hiçbir şey yok elimizde maalesef. Keşke olsaydı. Şimdi burada bir arkadaş da zaten şundan demiş. Aynen dediğin gibi dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan dayı bile sağlam inemedi demiş. Evet yani dediğin gibi inmek çok daha büyük dert. Hatta ben de özellikle ilk paraşüt ne zaman icat edilmiş diye baktım. Ya aslında paraşüt 1797'de. tasarımı Leonardo da Vinci'de geçiyor biliyorsunuz. Hatta denendi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam gerçeğini de yaptılar. Leonardo da Leonardo da Vinci'nin başta Vinci'nin paraşütünü yaptılar. paraşüt tasarımı var. 9.000 sayfa Ha. not defteri var Leonardo da Vinci'nin. Kaç sayfa? 9.000 sayfa not defteri var. Ya işte Leicester teorisi var, Madrid teorisi var. bir satır yok. Efendim? Hezarfen'in bir satır yok yani. Evet, Madem icat İngiltere olma yapıyorsun tarafı böyle bir yok. şey olması gerekiyor. Evet. Ha Ve zaten şey burada demiş. yazıyor zaten. Leonardo da Vinci conceived the idea of Evet, parachute in conceived his the writings. parachute Demiş in his ilk defa writings. deneyen de işte fashioned a kind of parachute out of two umbrellas and jumped from a tree in 1783. But Andre Jacques Garnerin was the first to design and test parachutes capable of slowing a man's fall from high From altitude. high altitude. Evet. Yani ve 3200 feet'ten 3200 feet'te yaklaşık olarak 1 kilometre Bir falan. kilometre 1 yaklaşık. kilometreden falan aşağıya düşmüş. Evet. Ve paraşüt 1797. çalışmış 1797. Kısacası sevgili Lagar Hasan Çelebi yukarı çıktıysan aşağıya sağlam bir şekilde iniş yapman kolay değil. O nedenle senin de gerçekten uçtuğuna kanaat getirmek zor diye söyleyebiliriz herhalde buradan. Yani aslında ya burada da aynı şekilde Lagari Hasan Çelebi'nin de hadi roketi bırak gerçekten böyle bir insanın yaşadığına dair de bir başka bir yerde kanıt yok herhalde. Yok maalesef. Yani bir gün çıkabilir mi? Belki çıkar bir yerden. Aynı isimle kayıt çıkabilir bir yerlerden. Bilemiyoruz. Ama şu anda bilim insanları olarak kayıtlar bazında çalıştığımız için şu anda elimizde yeterince kayıt yok. Dolayısıyla şu andaki bilgiler yeterli değil. Demek zorundayız. Yapacak bir şey Demek yok arkadaşlar. zorundayız. İki tane kişi filmler yapılan yani o kadar çok hikayeler uydurulabiliyor ki yani sadece 5 satırlık bir yazı ya. 5 yani 7 8 satırlık bir yazıdan bahsediyoruz. Bu kadar küçük bir yazıdan bu kadar çok hikaye uydurabilmek yani o da işte Evliya Yani Çelebi şimdi Evliya Çelebi en azından tarihi bir görse isim. Evliya Çelebi bunu böyle bu şekilde filmler çevirdiğini ne derdi acaba? Evet, kısacası bu iki ismin gerçekten hem varlığından emin değiliz hem bunları yapmadıklarına kesin artık yani bilimsel olarak kanaat getirebiliriz. Hezarfen'in o belirtilen yerden uçmadığına kanaat getirebiliriz. Lagari'nin de aynı şekilde yukarı çıkıp aşağı inip sağlam bir şekilde inmediğini düşünebiliriz. Çünkü yani Onunki daha zor halbuki. Onu bugünkü bakış sanki daha açılarımızla zor. baktığımızda evet Evliya Çelebi küçük bir bilim kurgu hikayesi yazmış kenarında. Onu versin ama insanlar da bu kadar abartmayı ver. 8000 sayfanın içerisinde sen git şurada iki paragraflık şeyi bu kadar büyüt ve bir sürü şey kur. Çok daha ilginç.